Merhabalar, ben Satı Melek Jelinden kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere simitle ekmek arası harika bir tarifle geldim. Siyez unuyla yapıyoruz ve oldukça hafif oluyor. Kesinlikle de tavsiye ederim. Dilerseniz hiç zaman kaybetmeden hemen yapımına geçelim. Bugün ben tarifimde kuru maya kullandım. O yüzden de onu aktif hale getirebilmek için çeyrek su bardağı ılık suyuma bir paket kuru maya mı ekledim. Karıştırdıktan sonra da 3-4 dakika beklettim. Sizler isterseniz 20 gram kadar yaş maya kullanabilirsiniz ya da instant maya kullanacaksanız bu işlemi yapmanıza gerek yok. Direkt hamura katarak da yoğurma işlemine geçebilirsiniz. Ne kadar malzeme kullandığımı her zaman olduğu gibi açıklama kısmına not olarak düşerim. Oradan da bakarsınız. Aktif hale getirmiş olduğum mayayı ekledim. 1 yemek kaşığı pekmez ekledim. 1 tane yumurtanın akını ekledim. 1 su bardağı ılık su. 1 su bardağı da zeytinyağı ekledim. İlk önce bütün malzemelerimi bir güzel karıştırdım. Daha sonrasında da üzerine birazcık un ekledikten sonra da bir tatlı kaşığı da tuz ekledim. Daha sonrasında da kontrollü bir şekilde unumuzu azar azar ekleyerek yoğurma işlemine geçelim. Ben yaklaşık 5 su bardağı kadar siyez unu kullandım. Hamurumuzu çok güzel bir şekilde yoğurduktan sonra üzerine temiz bir bez kapatıyorum ve 20 dakika oda sısında dinlendiriyorum. Hamurumuzun kıvamı da oldukça yumuşak oluyor. Hamurumu dinlendirdikten sonra da bir tabağıma 1,5 yemek kaşığı kadar pekmez kattım. Çeyrek de su ekledim. Daha sonrasında da kıvamını açtım. Bir tabağıma da susam ekledim. Hamurumdan da mandalina büyüklüğünde bezeler yaparak hazır hale getiriyorum. Daha sonrasında da ilk önce pekmeze buluyorum. Daha sonrasında da susamı buladıktan sonra yağlı kağıt sermiş olduğum tepsimi aralıklarla diziyorum. Bezeleri ilk önce pekmezle ıslatalım. Daha sonrasında da susamı bulayalım. Daha sonrasında da yağlı kağıt sermiş olduğumuz tepsimizi alalım. Tamamını da aynı işlemden geçirelim.
Tarifimiz o kadar lezzetli oluyor ki isterseniz ekmek deyin, isterseniz poğaça deyin, isterseniz de simit deyin. Hepsine de yakışır bir lezzette, harika bir lezzet oluyor. Mutlaka da tavsiye ederim, kaydedin ve deneyin. Benim yaptığım gibi değil de isterseniz böyle açtıktan sonra içine peynir falan katarak poğaça şeklinde verebilirsiniz. Ben bugün süt ürünleri kullanmadan yapmaya özen gösterdim. Çünkü takipçilerimizden süt alerjisi olanlar varmış. Özel istek üzerine yapıyorum. Yorumlarımı mutlaka okuyorum. Soru olarak da mutlaka cevap vermeye çalışıyorum. O yüzden de sorularınız olursa ya da özel istekleriniz olursa yorum kısmına yazarsanız seve seve cevaplarım ve dönüş sağlarım. Fırınımıza vermeden önce bıçakla üçer çizgi atıyorum. Daha sonrasında da önceden ısıtılmış 200 derece alt üst ayar fırınıma veriyorum ve pişiriyorum. Fırından çıkardıktan sonra üzerine bir tane temiz bez kapatalım ve ılıyana kadar da bekletelim. İyice soğuduktan sonra ben buzluk poşetine koyarak buzluğuma kaldırıyorum. Canım da böyle kahvaltıda ekmek türü bir şeyler çektiği zaman bir tane çıkartarak bu şekilde canımın isteğini gideriyorum. Gerçekten çok hafif oluyor, kesinlikle de tavsiye ederim. Bugün de tarifimin sonuna geldim. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bana destek olmak için kanalıma henüz abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Abone olduktan sonra bildirim zilini açalım ki yeni videolarımdan da haberdar olun. İzledikten sonra lütfen beğeni bırakmadan çıkmayalım. Tariflerimi denedikten sonra olumlu ya da olumsuz bir şekilde dönüş sağlarsanız mutlu olurum. Çünkü ilk kez videoma denk gelen biri bana güvenmek yerine sizlerin yorumlarına daha çok güveniyor. O yüzden de bu kısımda sizlerin desteğine ihtiyacım var. Kısa da olsa destek amaçlı yorumlarınızı da bekliyorum. Başka tariflerde, başka lezzetlerde görüşmek üzere. Sağlıkla kalın, hoşça kalın.